Arkadaşlar, belgesel videolarımızın YouTube'a kolay bir şekilde giriş yapabilmek, şöyle bir kanalımıza abone ol. Tıkladığınız zaman şöyle isterseniz buraya da yorum yazabilirsiniz. Çıkışa bastığımız zaman bu sefer kopya basarsınız. YouTube'da konu giriş yapmakta gençler. Evet. Kanalımız şu an kolay bir şekilde giriş yapılırdı şu an. Buradan abone olmak isterseniz buradan şu şekilde. Buradan abone olmak zor da çünkü buradan oturum aç isteyecek. Oturumu açmamız gereken kolay bir şekilde YouTube'a girip ücretsiz bir şekilde abone olup sevinirim ki videonun sonunda da bilgileri vermeye çalışacağım. Videomuzu da beğenebilirsiniz. Bu videoyu da buradan da beğenin, buradan beğenilmiyor. Buradan yeni oturum istiyor. Buradan kanalımıza girebiliyoruz. Kanalımızı ziyaretimi edip tüm videolarımızı da ziyaret edebilirsiniz. Evet, buradan abone olup ücretsiz bir şeklinde çan işareti olan bindirim işaretlidir. Tünleri en üstüne getirdiğiniz zaman tüm videolarımızı da tünneliden haberlerde buluşmuş olacaksınız. Tüm videolarda sende bir haberlerde gençler. Evet, kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar. Ne bay bay. Arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün videoda halam bir haber verdi. Halın yazlıkları da şeydeymiş, Şarköy'deymiş gençler. Arkadaşlar bir tane zil arkadaşlar kapı zili servise gidecek beyler. Bunun içine koydum. Şarköy'e giderken ben bunu götüreceğim beyler. Adi dedetireyi komple kapatacağım. Daha sonra bir tane zili de götüreceğim. Takın aletleri de götüreceğim. Servise gidecek gençler bu zil. Şarköy'e bir yerin bir yazlığın evine bir zilin takılması lazım. Halının evine zile takılacakmış. Öyle söyleyeyim bir de beyler. Bir de yaşlı bir de halanın evine gideceğim. Bir de yaşlı halanın evine gidip onun kapının zilleri yokmuş. Zilin kuracağım işte, kurumunu yapacağım işte. Bakalım yani oraya gittiğimiz zaman nasıl karşılaşacağız oraya gittiğimiz zaman. Bilmiyorum ama yani hiç fikrim yok. Beyler, arkadaşlar ben de aydın elektrik kapalı olduğu için böylelikle bazen böylelik naviletle aydınlatma yakıyorum işte beyler. Şimdilik beyler görmüş olduğunuz gibi annem geldi, bir yatak çarşafını değiştirdi, yatağını yeniledi. Evet, pili video çekemeyeceğim zaten. Pili de bak flaşı söndü. Bir de şeyde pili de 15 dakika şarjımız var. Ondan sonra yarım saat video çekeceğiz. Ondan sonra videoyu yarım saat sonra bir gibi kapatıp bitiririz videoyu. Öyle diye diyorum beyler. Arkadaşlar şimdi öncelikle veya bugün şu anda görmüş olduğunuz gibi buradan almayacağım zili ama buradan sökmeyeceğiz. Burada duracak buradaki ziller. Yedek zilim vardı. Yedek bir zili aldım bir de gençler. Bak ne sebep burada kullanmadığım zillerim vardı. Daha önce burada takılıydı. Oradan çıkarıp direkt şey zili hazırlamıştım. Direkt poşete atmıştım. Öyle diyeyim bile beller yani. Ben de öyle söyleyeyim yani. Haberin olsun. Arkadaşlar, adi direktrik büyük ihtimalle de Eylül ayının 5'ini Eylül'ün 4'üne kadar adi direktrik kesinlikle kapatır gençler. ADDR3 kapanışının ayaklarında yine de YouTube'a gelecek gençler. Ben de sana söz veriyorum beyler. Bekleyin, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. ADDR3'lerini bildirimlerinizi lütfen direkt açarsanız bir de faydalı olur, bir de çok sevineceğim. ADDR3 kapanışı ayaklı videolarımızda da gençler gelecek. Evet. Poşet almış gençler. Zili içine koyduk. Yarın da ADDR3'in dışına çıkıp işim var benim. Elektrikçiye gideceğim yarın. Arkadaşlar arabayı yarın almaya gideceğiz.
Araba şeyde sanayideymiş. Sanayiye gideceğiz yarın. Oradan sanayiye uğrayacağız. Oradan sanayiye gittiğimiz zaman Allah kısmet edersek arabayı alacağız Allah'tan kısmet. Araba artık bundan sonra bizim. Şarköy'e giderken de araba lazım olacak çünkü. Şarköy'e giderken otobüse binmek için Esenler'e gitmemiz lazım. Tam Esenler'e gitmek için taksi 500 TL para yazar. 600 TL para yazar. Taksi Bahçeşehir'den Esenler'e geçmek ile gençler. Allah'tan araba var. Babam geliyor. Arabayı en sürer usta şoför. Babam iyi ki geliyor. Arabayı da iyi ki de o sürecek. Allah'tan yardımcımızı dilerim. Bir de Allah'tan yardımcı olsun diyorum gençler. Ben de söyleyeyim bir de gençler. Allah kısmet ederse yola çıkacağız. Arabayla 3 saat sürüyor gençler. Esenkent'ten Şarköy'e beyler. Arkadaşlar şimdi telefonumu şarja takayım. Biraz uzun video çekeceğim çünkü işim var. Belgesel vereceğim. Çünkü servise gideceğim çünkü. Onun daireleri yazdıklarının daireleri varmış. Hiç zilleri yokmuş. Arkadaşlar bir tane bunu alacağım. Şunu kamerayla burun sabitleyeceğim beyler. Arkadaşlar telefonun şarjını takacak yer varsa ya beyler. Hiç fikrim yok. Ben de bilmiyorum yani. Çözmeye çalışıyorum. Çözmeye çalışıyorum. Telefonunu uzatırsam ben buraya geçemem yalnız. Beyler. Buraya geçemem yani. Söyleyeyim yani. Haberin olsun yani. Evet arkadaşlar. Kapı zillerimiz içinde gençler. Arkadaşlar matkap ucu da yanımıza da alacağız. Aydidere bunu da çıkartacağız. Biz kapımızın yanımıza duvarın içinden dereceğiz beyler. Matkapla gelecek. Ondan sonra servise giderken Allah kısmet ederse şunu da yanımıza alacağız. Bakalım artık halanın evine gittiğimiz zaman yapabilirsek yapacağız. Öncelikle Şarköy'ün içine ineceğiz. Elektrikçi bulursak oradan kanal almamız lazım. Kapının etrafında kanal döşeyeceğiz. Gittiğimiz zaman kanalları döşenecek. Ondan sonra kapının halayı sordum ben. Priz varmış. Elektrik prizi, tesisat varmış gençler. Prizi takacağız oradan işte. Adaptör birisinden biri. Zil trafosu birisinden biri. Adaptör beyler. Zile işte artı eksileri zile gireceğim işte. Ondan sonra bir de matkapla işte deri dediğim yere işte butonu vereceğim işte. Buton da almak lazım. Bir de şey zili butonu da aramak gerekiyor. Ağustos'un bitiyor sonra. Yakın bir değil bitmesi daha sonra beyler. Ondan sonra yakın olması da karşı. Allah kısmet ederse bakacağız beyler. O yazlıkta gençler. Duplex yazlık gençler. Duplex yazlık. Bir de binanın içi. Binanın üst katı yok beyler. O apartman değil yani. Duplex. Duplex bina diyorlar. Duplex ile yazlıklı iyi de evli bir de daire diyorlar. Şarköy sokaklarında değerli beyler. O zillere ihtiyaç duyulmadığı için o apartmana, o binaya, o eve zil tesisat düşünmemiş gençler. Bilmiyorum ama yani o yüzden yani o işi yapacağız işte. Bilmiyorum artık. Hiç fikrim yok beyler. Artık bilmiyorum arkadaşlar. Servise gidersem o eve gittiğim zaman hala bir izin verir mi video çekersem? İzin verilmezse resmini çekeceğim. Kapının resmini çekerim. Kapının resmini yollarım. Kapının resmini YouTube'a ayrıca katabilirim. Evet. Arkadaşlar zillerim içim ayakkalı. Servise uzun zamanda gitmiyordum var ya. Servise ben çok eskiden gidiyordum beyler. Servise. Gençler. Çünkü lazım şeyleri bulunmadığı için halam söylendi şimdi. Halam söylendiği için halam çağırdı. O yüzden gitmem gerekiyor yani. Elektrikçiye gideceğim. 5 metre kablosu alacağım. Bir de zil kablosu alacağım beyler. Bakalım yani.
Arkadaşlar zilin önü tikirli biraz. Badanası gelmiş. Kırtasiyeden bir tane boya alıp zili bir daha kapağın üzerine biraz boyayacağım abi. Boyamam lazım. Duvarı montajını yapacağım yani. Kapının oraya montajını edeceğim yani arkadaşlar. Zili zil şöyle bir beyler. Arkadaşlar zilin kablosu böyle uzattım beyler. PKP ile uzatmaya çalıştım. Şöyle duvara iki tane vida ile takacağım. İki tane vida takacağım işte. Zili şöyle takacağım yani. İçinde de şeyleri var. Mekanikleri var. Elektrik akımı geldikten sonra elektrik akımı gücü geldikten sonra bir de şey ding dong ötmeye başlıyormuş. Bir de ding dong çalmaya başlıyormuş. Ayrıca o evde genellikle o eski zaman evde oturuyorlardı. O zili hiçbir zaman ihtiyaç duymamışlar. Şimdi ihtiyaç duydukları için o zili götüreceğiz beyler Şarkı'ya. Arabanın bagajına koyacağız. Arabanın bagajında gidecek beyler zil. Şimdilik 12 voltla çalışıyor. Birisinden bile 15 wattlık verildiğinde en güç. 15 watta verildiği zaman direkt zil çalmaya başlayacaktır. Artı eksileri verdiğimiz zaman elektriği hemen ötmeye başlamaktır gençler. Şimdi ne aldım abi? Bir tane adaptör PKP aldım abi. Daha bir şeyler yani iştireceğim yani daha var biraz. Öyle diyeyim arkadaşlar. Kanalları ben çünkü burada çünkü alamayacağım abi. Kanalları ben 3 saatlik yolda taşıyamam. Şarköy'de bir yerde bulacağım abi. Allah kısmet ederse. Şarköy'de Allah'tan kısmet edersek 10 gündür oldu olacağız inşallah abi. Yaşlı yazlıklarının evindeki yaşlı dedelerinin yazlıklarının evlerde olacağız inşallah. Oradan bir yerde 10 günde makinemiz geçer abi beyler. Gençler hala denize giremeyeceğiz. Çünkü hava biraz orada çok esebilir ama biz oraya gittiğimiz zaman yaşlı dedelerin yanımızda yine de bizim yanımızda makit geçiyor abi. Yani oraya gittiğimiz zaman makit iyi geçiyor yani beyler. Öyle diyeyim biraz. Söyleyeyim yani. Bilmiyorum artık. Makit geçer de yani hiç fikrim yok yani. Öyle diyeyim lan. Yani söyleyeyim yani. Adaptörünü aldım. Adaptörüne zili denedim. Zil çalışıyormuş. Ötüyormuş. Zil çoklu. Bir de zil 10 numara çalışıyor. 10 numara çalışıyor. 10 numarada da beslemesi de bayağılık. Galeti de bir de iyi yani. Beyler. Bayağılık 220 voltlu bir de üçlü bir de toplaklama kablolu vardı çekmecede. Bunu bağladım. Onu taktım işte. Ondan sonra bir de artık telefonla bir konuşup bir de halayla konuşacağım. Halam bakalım bu zillerin alakası ne diyecek? Bilmiyorum ama binanın girişinde de zil tesisat döşürmediği için o binanın kapısını açıyor olarak otomatikleri yok. Otomatik ihtiyaç duymadı o gençler. Yazlıkla yani gençler. O yüzden ben bir tek kapının üzerine daire kapısına takacağız abi. Daire kapının üzerine zili sadece daire kapının üzerine montajımızı edeceğiz abi beyler. Montajını yapacağız. Bakalım artık bilmiyorum. Matkapla artık yani ses yaparsa yani. Binanın içinde 4 tane dairesi var. Başka daireler yok. Üst katıda bir tek dairelerin üzerine denk geliyor. Duplex yani. Duplex'in bir de terasına denk geliyor abi. Öyle diyeyim beyler. Bir küçük yani kapısı var abi. Kapı açık. Oradan da direkt binanın koridoru şöyle çıkıyor. Koridoru sonuna kadar gittiği zaman koridordan başka bir yere gidemiyoruz. Başka bir şey yok. Vendilen yok. Vendilenleri şeyden giriş yapılıyor. Üst katı şeyden giriyorsun. Daireden giriş yapılıyor. Binanın içinden yapmamışlar giriş çünkü. Binanın içinden çünkü giriş yok. Binanın sadece binanın üst katının bir tek dairelerinden yapmışlar. Yazlıkların içinden yapmışlar abi. Yazlıkların içinden giriş yapılıyor. Ondan sonra üst kattan giriş yapılmakta. Ondan sonra giriş yapıldığı zaman o küçük bir yer olduğu için kapı zillerine ihtiyaç vatandaş ev sahibi eski zaman ihtiyaç duymamış abi. Eski zaman ihtiyaç duymadığı sürede ihtiyaç duymadığı sürede zilleri yapılı bağlantıları yerleri yapılamıyordu. O yüzden diyorum yani bakalım yani toplantı yapacağız halamla. Bakalım halamla ne karşılaşacağız. Halam bir şey derse zilleri yapılamazsa bir YouTube'dan bir haber isteyeceğim beyler.
Kesin de annem de dedi yani, annem de inanıyor yani. Zilleri götüreceğim yani, şeyini götüreceğimi. Fiş alacağım. Ondan sonra bir başka bir şeye bakabileceğim. Adaptörüm var. 5 metre kablosu bakacağım işte. Ondan sonra bakalım Allah kısmet edersek geçeceğiz yani beyler. Kablo da inşallah yeter yani. Zili aşağı kata koyacağız. Üst kata koyamayız gençler. Üst kata koymak için bir sürü evin her yere kablo döşemesi lazım. O kadar biz kablo döşemem çünkü. Halanın evine ben o kadar kanalları döşeyemem. Evi, ben o kadar her yeri duvarlarına karışamam. Edemem. Çünkü neden biliyor musun? Sadece zili de kapının oraya asacağım. Daha sonra kanalları da kapının etraflarından oradan gide gide priz varmış. Yakın yerlerde prize bağlayacağız. Ondan sonra zili de işte besleme butonunu işte duvarın içinden matkapla deleceğiz, uzun matkapla beyler. Ondan sonra gösterdiğim gibi uzun matkapla deleceğiz abi. Deldikten sonra zili butonunu daire kapısının dışarıya takacağız. Ondan sonra dışarıya taktıktan sonra zili deneyeceğiz, basacağız. Ondan sonra zil ötecekse inşallah Allah kısmet ederse zil de çalışır yani. Öyle diyorum yani. Öyle uydu edebiliyorum yani. Beyler, bu zillerin artık inşallah artık bu internet sayfalarınızdan girdikten sonra bu modelinden aramayı bu artık bu firma yönetmiyor gayda. Binadarlar artık audio'nun yeni görüntülü diyafonları çıkmış. Audio'nun yeni görüntülü diyafonları eskiden zamanlarda yokmuş kayda. Bu 2019 yılında çıkmış, o 2019-2020 modeller olması lazım bu audio'nun çıkan yeni diyafonları beyler. Artık binaların yeni zilleri değişim oluyor yani beyler. Görüntülü diyafon takılıyor ya. O yüzden bunların zillere ihtiyaç duymadığı için internetten fazla da bu zillerin modellerinden fazla bulunamıyor. Yani o yüzden de zannetmiyorum yani. Aydın Elektrik'te bizde vardı, kalmıştı. Eskiden kalmıştı. O zaman çalışıyordu. Denemesini yapmıştım. Ondan sonra denemesini yaptıkça zil çalmaya başladı. 12 watt 15 watt birisinden beri verince zil de ötmeye başladı. Zil de çalıştı gençler. Yani şimdi bu zili çalıştırdığımız zaman trafosunla çalıştırdığımız zaman 15 wattlık, 12 wattlık, 9 wattlıkla ondan sonra adaptörlerimiz birisinden biri uyuyor. Yani şimdi yeni binalarda artık görüntülü takıldığı için o yüzden audio yeni görüntülü diyafon modelleri çıkarmış. O yüzden de yeni modelleri çıkaracağı için audio'nun markasının gençler mevcut yeni binalara gidecek. Yeni binalara görüntülü diyafonları kurulumu yapılacak. Biri döşenecek. O yüzden yeni diyafonları takılacağı için normal kapı zilleri modellerinden artık internetten çok fazla gibi model ki hali gibi bulunmuyor abi. Eskisi gibi kadar, şeyleri gibi kadar. O kadar görüntülü diyafon modeli yoktu gençler. Şimdi yeni modeller çıkanlar olmuş. O yüzden zilleri, kapı zilleri fazla bulunmuyor internette. Beyler. O yüzden de böyle söyleyeyim yani. Şimdilik arkadaşlar. Bugünlük şimdilik beyler. Artık yani zili denemesini yaptıktan sonra şunu kamerayı buraya koyabilirsem yine beyler. Evet. Bayağı çok iler. Ha, iyi. Şimdi adaptörü bir takayım. Zili değdireyim bakayım zil çalıyor mu? Evet arkadaşlar, nereden baksam adaptörün kablosunda 1 metreye kablo yaptık abi böyle. 1 metresi de gidiyordur. Evet. Elektrik pant aldım beyler. Trafo aldım. Kafiş olmadığı için çalıştıramıyorum. Yarın gideceğim bakalım. Annemle yarın sanayiye gideceğiz. Arabayı almaya gideceğiz. Babanın arabasını alacağız. Sonra oradan elektriğe gideceğim. Oradan fişleri alacağım. Oradan tekrar Aydın Elektriğe gidip işim var. Trafosun
Fiş takacağım abi. Trafo çalışıyor mu? Zı çalışıyor mu? Allah abi ikisini birden zillerle birlikte deneyeceğim abi. Şimdi zili denemek şansım bir de adaptörümü takıyorum. Taktım beyler. Zili şurada beyler. Ben bunu boyayacağım beyler. Çünkü çok eski olduğu için hale getirilmiş, pislik getirilmiş. O adaptörün montajı da wattı, bir de 9 wattlık bir watt geliyor. Evet. Arkadaşlar burası biraz kırılmış beyler. Yarın bir kıtasiyeye gidip bir arkadaşlar ben bunun japon yapıştırıcısına şunu bastırıp yapıştırmam lazım abi. Çünkü burası kırılmış bak. Görüyor musun? Çıkmış. Japon yapıştırıcısını şunu halletmem lazım. Şunu yapıştırmam lazım ki japon yapıştırıcısını yeri yapışsın bayağı abi. Öyle diyeyim beyler. Zırh sallam ama yalnızca bir söyleyeyim bilir miyim yani arkadaşlar? Evet yani. Kapağı sağlam tutuyor yani ama sağlam. Sağlam yani. Silikonla ben kablo kanal kazdım şuraya. Kabloyu da kazdım şuraya, kabloyu çıkardım. Evet. Zile şu anda aldım. Evet, bismillah şu an diyoruz. Evet. Bağlantısını şöyle yapacağız gençler. Halanın evine gittiğimiz zaman zilin bağlantısı kolay abi. Çok çok zor hale getirilmeyecek. Evet arkadaşlar. Şunu böylelik bağlayacağız genel bağ arkadaşlar. Şu dellediğim kablo şu artı mı? Bağlantısı doluş olması lazım. Evet. Arkadaşlar şu dediğim kabloyu zili butonunu takacağız. Butona taktığımız zaman butona basıldığı zaman zil kolay bir ötecek. Kolay basıldığı zaman zili çalmaya ötmeye başlamaktır. Zilin bağlantısı şöyle dikkatli gençler. Elektrik krizi kapının girişinde varmış. Halanın evinde. Öncelikle dediğimiz kabloyu bir tane kablo takacağım. Oradan duvarın içine sokacağım. Duvarın içinden dışarıya vereceğim. Zili çünkü butonunu dışarıya takacağım için. O yüzden dışarıya vermem lazım. Bu kabloyu uzattığım yere o yüzden bunu dışarıya vereceğim. O yüzden dışarıya vermem gerekiyor. Bu delirlediğim kabloyu hani kabloyu deldiriyorum ya. Bak kabloyu deldiriyorum. Zil ötüyor ya şimdi zil. Zil çalıyor ya şimdi beyler. Şimdi zil çaldırdığı yeri matkaplı dışarıya veren delik açacağım beyler. O delikle kabloyu dışarıya vereceğim abi. Verdiğim kabloyu butonu takacağım abi. Butonu taktığım zaman butonu ve basıldığın zaman dairemizin zilimizin tamamlamış olacağız beyler. Dairemizin zilimizin Allah'tan kısmet edersek inşallah bu bağlantı sisteminin kanallar bir de kanalları döşenmesini bir de beller yani ondan sonra bir de döşenmiş olacak bir de döşenecek bir de döşendikten bir de beller bize daha sonra da bir de döşenecekten bir de döşendiği zaman bağlantımız yarım saatte bitirmiş olacak. Arada gideceğiz, arada zili deneme yapacağız. Zil çalışıyor mu, iyi çalışabilir mi, çalışmaz mı? Zil bozuk olsa halam bana telefon açar, bana haber verir de evin zili çalışmıyor. Yani onun da halam da telefonlara dayanıldı bir de. Ondan sonra bir de dayandığın zaman zil çalışmıyor. Bir evine gidip bir elektriği zilini bakabilir misin diye Emil abi diye çağırır da beraberler. Ama İstanbul'da olmuş olsam İstanbul'dan Şarkı'ya zil için gidemem abi. Tatil için gidiyorum. Oradan uğrayacağım için oraya bırakacağım. O yüzden oraya bırakıp takacağım. Bırakıp yani oraya bırakıp gideceğim yani. Yani
Halayı yani şeyi, halamı hediye edeceğim yani. Halamı yani hediyelik hali olsun yani. Halam mutlu olsun bir de. Halam mutlu olsun bir de. Sevinsin, etsin. Yani bırakacağım öylesine yani. Öyle diyeyim herhalde. Ben gidersem İstanbul'a gittiğim zaman zil bozulmaz da yani. Kablolarda kucalanmazsa eğer ki. Kucalama olmazsa kablolarda. Ellenmezse ya gençler. Zil kolay hala çalmaya bir de ötmeye devam eder yani. Normalde hayalinde gibi normalde çalışmaya devam edebilir. Normalde hayatından çalışır. Beller yani. Kucalanmazsa eğer beller yani. Zil yoma çalışır. Zil yoma çalışmayı bir de beller bir de devam edebilir yani. Yoma devam eder. Evet. Şurada bir tane yedek buton vardı ama ne butonu şu? Şu anahtar. Hayır, bu olmaz da. Evet, şu. Evet arkadaşlar. Vico anahtar zil butonu bulduk. Şimdilik bağlantısı nasıl yapacağız orada? Oraya gittiğimiz zaman. Merak ettiğiniz için göstereceğim bir de böyle. Evet arkadaşlar. Flaşını açayım bir de telefon şarjı eminim. Evet. Zil gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bu adaptörden gelen kabloyu da şimdilik butonumla bağlıyorum. Evet. Allah kısmet ederse buradan basıldığın zaman zil de ötecek. Evet arkadaşlar. Daha sonra zilden çıkan sarı kabloyu da direkt sağdaki karemesine gireceğim. Evet. Kablosu çıkmış. Bir dakika abi. Bunun kablosunu iyi bağlamam lazım. Evet beyler kabloyu sıkı sıkı bağladık. İnşallah da çıkmaz beyler. Bir de deneme yaparken de çıkmaz da arkadaşlar. Hadi bismillah girdik beyler. Sarı kabloydu. Toplaklama kablosunu da girdim taktım. Şimdi bunu bitirdiğimiz zaman zil çalışacaktır. Bağlantısını şöyle beyler. Bağlantı şeması şöyle tamamlanmış oluyor. Şimdi gençler adaptörümüzün artısını direkt hani kısa devreye vuruştuğun zaman mekanik hareket hale edildiğin zaman içine demirleri vurduğu zaman ding dong sesini yansıtmış oluyor beyler. Ding dong sesini demirden veriyor abi. Bir de sesi oradan algılayabiliyor. Şimdi çalayım zili. Evet. Zil çaldı şu an abi. Evet, halanın evine gittiğim zaman aynı şekli kapının orada da o bağlantıyı aynı şekli orada da uygulayacağım abi. Bak basıyorum şu an. Basınca çalışıyor zil abi beyler. Evet arkadaşlar. Denememiz bu kadar abi. Şu şeklinde beyler. Müşterinin evine, böyle halanın evine gittiğimiz zaman, başkasının evine öyle gittiğimiz zaman aynı şekli zilin uygulamasını aynı beyler şeklinde yapacağım abi. Halam bakalım artık ne diyecek zili bağladığım zaman kapıya. Halam inşallah bir maaşlık bir para verirse iyi olur. İşlik bir para işlik bir hale bir param verirse iyi olur. Ben de sevinirim. İyi olur. Benim için faydalı olur. YouTube'luk, hayatlı YouTube'luk yapmak, bir de çalışmak, bir de kanal sahibi olmak, bir de şey olmak. Bakalım artık gidince bakacağız beyler. Şarkıya gitmeden önce hani
Arkadaşlar. Erde'ye gitmeden önce Aydedere Train kapanışını çok uzaklara gitmeden önce Erde'ye gitmeden önce Aydedere Train kapanışını aynı şekli yaptım ya abi. Şarkıya giderken de aynı şekli yapacağım abi. Aynı şekli uygulayacağım abi. Hani şimdi evden çıkmadan önce Erde'ye gitmedik ya. Erde'ye gitmeden önce beyler Aydedere Train videolarımızın kapanış uygulamasını hazırlamıştık beyler. Kapanışını ondan sonra hazırladıktan sonra gitmeden önce arabayı binmeden önüne gitmeden önce taksiye gitmeden önce yapmıştık ya. Aynı şekilde öyle de yapacağız abi. Kapanış videosu gelecek. Ondan sonra yola çıktığımızın videolarımızın arabanın yanından da çekebilirim. Birisinden bile önünden de çekebilirim beyler. Elder yani fark etmez abi. Öyle diyeyim de. Artık bilmiyorum artık. Eylül 3'ünde 4'ünde gideceğiz abi. 5'inde 6'sında Allah'tan kısmet edersek dedemlerinin de yazlıklarında oluruz beyler. Tatilde oluruz. Söyleyeyim yani. Beyler. Şimdi bu hani kablolarımız hani bu kablolar artı olsun. Zile hala atlamaya gidiyor. Şunu böyle bir kısa devre oluşan butonu buraya bağlıyorsunuz. Zile öyle uygulama yapıyorsunuz beyler. Zile basıyorsunuz. Ondan sonra matkapla kapının bir de duvarın içinden dışarıyı vermek için matkapla delik açacağım arkadaşlar. Ondan sonra zile butonunu dışarıya vereceğim. Dışarıdan gelen vatandaş gerisi birisi basacak beyler kapının zilini böylelik basacak abi beyler. Basacak ondan sonra çalacak abi zili. Zili ondan sonra çalmış olacak bir de ötecek. Zilin de uygulamasında halanın yazdıklarında şöyle de uygulamasını yapacağız. Böyle de uygulayacağız. Ama yazdığımızın önüne gittiğimiz zaman yollarının sokaklarını adresinin bilgilerini orada da vermeyeceğim beyler. Çünkü bizim sokağımız değil. Başkasının sokağı kesin adresini bilgisini vermiyoruz abi. Şarköy'ü vereceğiz. Şarköy başka. Şarköy'de olacağız ama Şarköy'ün içerisinde bulunan sokakları isim verilmeyecek. Bir de bilgileri vermeyeceğiz. YouTube kanalımızda beyler. Sadece servise gittiğimizin zilin montajını halanımıza gittiğimiz zaman halanların evinin alakalı kapının videolarını zillerini çekeceğim bir tek. Adresinin birgisinin evinin adresinin bilgilerini vermeyeceğim abi. Bilgi adres vermiyorum bilgilerini göstermeyeceğim abi. Öyle diyeyim beyler ben de sana söyleyeyim yani haberin olsun sana yani. Öyle diyeyim yani. Arkadaşlar belgesel özel videolarımızla görmüş oldunuz. Bahçeşehir Esenkent Aydın Elektrik Emir Öngelen Gençler şu hesabımız gençler bütün belgesel filmler bir de ile ilgili videolarımızı da ilgilenmekte gençler. İki hesap yönetiyor Aydın Elektrik YouTube kanalımız gençler. Biri bir tane Esenkent Bahçeşehir Aydın Elektrik alakalı Aydın Elektrik'in odan elektriği bilgileri videoları veriyor. Ondan sonra Bahçeşehir Esenkent Aydın Elektrik olursa Bahçeşehir'de Esenkent'te öyle sokak bir yerlerinde istediğimiz yerlerde şu şeklinde belgesel emir öngören verebiliyor gençler. Bunu böylelik bütün videolarımızı da karşılaşacak sizden beyler. Bahçeşehir Esenkent'i takip ediyorsanız buraya Esenkent Bahçeşehir Aydın Elektrik verdikten sonra YouTube'a gençler. Esenkent Bahçeşehir bir de Aydın Elektrik Yasemin Evler verdikten sonra gençler, pardon bak en altta çıktı Emel. Evet, şuradan abone olup bildirimlerimizi açarsınız. Buradan için
faydalı olacaksınız. Bir de faydalı olur. Bir de çok sevinirim gençler. Buradan gelip şu şekli gençler. Buradan Aydın Elektrik videolarında bütün videolarımız şu şekli karşılaşacak. Bir de karşılaşmış olacak. Buraya videolarımıza geldikten sonra buraya gençler, buraya girdiğimizde kısa videolar, oynatma listeler gençler. Oynatma listeler hangi ayda? Mayıs, Haziran ayı gibi, Mart, Nisan ayında çekilen videolar, elektronik videolarımız gençler. Buradan hesap 2, hesap yönetme, bir de Esenkent, Bahçeşehir. Aydın Elektrik, Yasemin Evler diyor. Buraya şuraya yani Bahçeşehir Esenkent verdiği zaman YouTube'a Bahçeşehir Esenkent Aydın Elektrik Loma böyle belgesel vermekte gençler. Ondan kesin bir indirim açarsınız ve de çok faydalı olacaksınız. Bir de çok seviniriz. Gençler. Yanına Aydın Elektrik Emir Öngören veriyorsunuz. Evet. Şu şekilde çıkacak. Bütün videolarımızı bindirim, YouTube bindirim çok ilgilendirecek. Bindirimlerden açtıktan, telefonlarımızdan video yüklendikçe bütün videolarımızdan sizler de beyler, sen de bir haberlerde gençler. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızı da kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Eser kalın. Bir de YouTube kanalımızda kalın. Çindirik yeni videoya geçiyoruz. Yeni videoda görüşmek diliyoruz. Hoşça kalın. İyi seyirler. Ne bay bay. Şimdi yani bunu ne yapacağız arkadaşlar? Poşet koyacağım abi. Öyle diyeyim bile. Sizi artık adaptörü yavaştan çekebiliriz beyler. Şimdilik böyle çalışıyor. Müşterinin evimize gittiğimiz zaman orada halamların evine artık güzel de çalışsın, bir de şeyle çalışsın. Öyle diyeyim ben. Arkadaşlar adaptörümü çektim beyler. Kablosu da şöyle yaptım. Uzattım ettim yani. Arkadaşlar. Evet, biraz uzun video olduğu için ben sana dedim belgesel uzun video olacak dedim. Telefon şarjı taktım. Telefon şarjı kaça uçmuş? 19'a uçmuş beyler. İyi, çok iyi beyler. Bağlantısı kolay beyler. Teknik zili bağlamak kolay. Bunda yani hiçbir zaman elektrik çarpışması yok beyler. 9 voltluk adaptör alırsınız beyler. Birisinden biri elektrikçilerden. Allah bu aynı modelden bulabilirse, aynı modelden sizin evinizde de varsa beyler. Baya 9 voltluk adaptörden, elektrikçilerden birisinden biri İstanbul elektrikçilerden sorup elektrikçiler bilir. Elektrikçilerden alabilirsiniz. Ondan sonra zil de kolay da adaptörle, adaptörümüze de kolay bir bağlantısını sağlayıp ondan sonra kablomuzu butona girip kolay bir zili adaptörümüzü de dairenin içine de dairenin dışına da bir de dairenin içine de adaptörümüze de kolay bir bağlantı, elektrik bağlantısı zilin devresine kolay bir sağlamını, bu şeklinde sağlamını yapabilirsiniz. Bir de sağlayabilirsiniz beyler arkadaşlar. Yani öyle diyeyim yani. Bunun şimdilik beyler şu an yani bunu şimdi ben bunu çıkaracağım çünkü denemek için taktım bu anahtarı. Ben çekmeceye atacağım. Aydın Elektrik'te çekmecede var. Evet.
Yani yorumlarda belirtebilirsiniz yani. Yani bu işler kolaydı, kolaydı diye belirte edebilirsiniz. Emil abi bazen yorumları kontrol ediyor. Videolarını kontrol ediyor, kanalını iniyor. Yorumlarda bakıyoruz kim hangi yorum gelmiş. Beyler hangi yorumları gelmediklerini aradan da kontrol sağlıyorum abi. Aradan da yorumlarında baktığım zaman hangi yorum gelmiş hiç fikrimiz yok yani. Şimdi biz Yeni Kapı'dan taksiye binmiştik. Kaydı ben takside başlatmıştım. Ona yorum gelmişti. O yorum neydi? Ben o yorumu anlayamadım beyler. Hangi ne diyor yani yorumlarda? Bir çocuklu diyor belki. Ben o yorumu anlayamadığım için o yorumu çalaba alamadım abi. Öykü videoda. Yeni Kapı'dan çıkıyorduk ya. Arabayı binip arabadan başlatmıştım kayda. Öyle diyeyim beyler. Tatilden çıkıyorduk. Tatilden çıkıp şeyde takside gençler. Bir tane yorum gelip ana o adam ne diyordu? O adamın ne dediğini anlayamadığım süre o çalabını bırakamadım. Kalp atamadım, bir de etemedim. Öyle de diyorum yani beyler. Söyleyeyim mi lan? Çıkardım abi. Şu şekli çıkardım. Evet. Şunu silikonla uyguladım şöyle. Sizi fazla kurcalamayacağım. Katanseyden kırılan yere bir çapon yapıştırıcısıyla yapıştıracağım. Üzerine ha bu ondan sonra boyayacağım beyler. Ondan sonra boyadığım zaman zilin önü her yer beyaz şekli olacak beyler. Herkes bir de her yeri beyaz bir şekli 10 numara duracak. 10 numara rengine durmuş olacak. Bir de durmuş zilde bir de 10 numaraya dönüşecek. Evet. Bu butonu almıyorum beyler. Evet. Evet arkadaşlar, yorumlarda artık yeri belirtebilirsiniz beyler. Arkadaşlar adaptörü poşete koyacağım beyler. Koydum abi. Şu şekli koydum bile. Evet zip trafosunu da beyler. Onu da karşınızda da göstereceğim birbiri beyler. Evet biraz zip trafosu biraz tehlikeli yaşanabilir de biraz. Onunla bilgileri vereceğim mi de beyler. Evet. Yakında kameradan göstereyim. Kendim baktım. Şurada iki tane montaj yeri var. Duvara takacağız işte. Evet beyler. Bakacağım abi. Arkadaşlar bu adaptörü bence de yani takmayacağım. Bu trafo sağlamlık hali zile idare ederse zilin yanına oyunu bir yere takacağım beyler. Trafoyu kapının girişini prize yakın yere takmayacağım arkadaşlar. Çünkü kalemestleri açık gençler. Şimdi çocuklar geldiler ya halamların evine. Çocuk sokarsa çocuk kaptırır gider. Elektrik çarpabilir. Hani şimdi 200 nereden baksan 220 volt yazıyor trafonda abi. Şimdi 220 volt elektrik varsa, elektrikleri çocuk ellemişse çocuk sakatları kalabilir, çocuğun beyni kanabilir, çocuk geberebilir, ölebilir beyler. O yüzden çocuklar öyle şeyle elektrikle ilgilenmeyi çok şeyleri anlamıyorlar bizim için de gençler. Çocuklar çok zenki gibi değiller abi. Çocuklar anlamıyorlar çoğu. O yüzden trafoyu biraz yukarıya takabilirim abi. Biraz da yukarıya takacağım abi. Zili de yukarıya takacağım beyler. Trafoyu da Allah'tan kısmet. Yani oraya da yukarıya da bir yere oyunu bir yere takacağım yani. Öyle dediğim ben de sana söyleyeyim yani arkadaşlar. Ben de söyleyeyim. Haberin olsun yani. Yani. Şimdi zili de inşallah bu telefonu da salladıkça ses çıkıyor da 220 volt verince bakalım ne sallanacak. 15 volt sallanır da sallanmaz. O yüzden yedek bir tane 9 volt adaptör
taşıyacağım. İki tane adaptör taşıyacağım arkadaşlar. Öyle diyeyim ya. Yedek bir tane adaptörümüz olsun, şeyimiz olsun. Öyle diyeyim ya. O 9 watt adaptörümüz birisinden beri 15 wattlık adaptörlük bir hali. Zilin trafosu da burada olmuş oluyor. Yani burada olmuş olmasını sallayabilecek. Şu şekilde sallayacak. Evet. Yani evet yani. Halamın masrafımı duruyorsa gençler, bu halamın resmini çekeceğim. Halam yani bu kabul eder mi etmez mi? Birisinden biri eğer bu kabul etmezse kablolu kapı zilini, birisinden biri en mantıklı kablosuz kapı zili götürebilirim beyler. Ama kablosuz zilden de iyi ya bu zil. Hani kablosuz zil bence de yani çok kullanmıyoruz ya, kablosuz kapı zilleri çok pili bitiriyor abi. Elektrikli çalışanlar çok pili bitirmiyor ya, pilli değil. Elektrikli çalışan modeller zillerinde çok iyi çalıştığı için bunları en çok bunları kuruyoruz abi. Elektrikli çalışıyor ya, elektrikli çalışan adaptörle çalışan ziller var ya, pirsiz gençler. En çok pirsiz iyi yani beyler abi. Öyle değil mi lan? Arkadaşlar trafoyu koyuyorum ha. Trafoyu da koydum. Başka ne var? Elektrik bantlarım. Tamam. Bakayım elektrik bantları beyler. Evet. Gençler zili de yavaştan koyayım beyler. Şu zili de yavaştan koydum. Evet. Şimdi ben kapının arkasına askılar var abi. Askı taktırdım. ADD elektriğin kapının arkasına, duvarın uyunun yere gençler. Yani giderken alacağız yani. Arabanın bagajında duracak. Arabanın bagajında Allah'tan gidecek servise. Beyler. Evet. Şimdi inşallah bu annem bir şey demez. Videoyu çektiğimde zaman. Çünkü evin adresini vermiyorum. Çünkü adresini verilmeyeceği. Çünkü biliyorum yani. YouTube olan videosunun olanlar da adresini vermiyorlar ya. Hani biz de bildiğimiz için biz de adresini vermediğimiz yerleri verilmediğimizi biliyoruz yani abi. Öyle söyleyeyim beyler. Haberin olsun yani arkadaşlar. Ne sabah gençler. Benim yeni okulum ne sabah? Bahçeli Evler'de olacak. Yılbaşına doğru ben yeni okulu tanıtacağım. Şu yeni okulu gösterebilirsem, o yeni okulun onun ana sokaklarını ne sabah o okulu adresini bilgi vermem. Sokağında ismi vermem. Oraya gittiğim zaman. Bahçeli Evler'e gittiğim zaman. Aynı da Şarköy'de de öyle şey. Oraya da gittiğim zaman. Tatil bölgesine gittiğim zaman. Orada da aynı şekilde adres vermem. Hiç peşe de yapmam yani. Herkes adresini vermesini istemez. Herkes bilmek zorunda değil çünkü. Bizim yerimizin yeni yerimizin herkesin bilmesi zorunda değil. Daha sonra herkesin hani bileceğini yeri, hani daha sonra herkesin bileceğini halilik diri beyler. Arkadaşlar merak etmeyin yani. Okul Bahçeli Evler'de olacak. Okulun Bahçeli Evler'in sokağının bilgisini veremem. Herkes bilecek değil. Herkes illa bilmek zorunda değil. Tatil bölgesini bilmek zorunda değil. İnsanlar o yüzden adres vermiyorlar. Adres vermeden o yüzden öyle video çekiyorlar. Abi öyle diyorum yani. Şimdi ne yapacağım beyler? Televizyonda bir film açayım. Film seyredeyim. Bir de vakit geçireyim beyler arkadaşlar. Şu kamerayı çevireyim yavaştan.
Arkadaşlar poşeti şöyle koydum abi. Zili de koydum. Giderken alacağız Allah'tan kısmet edersek. Buton da alacağız gençler. Kabloları da alacağız. Kabloları da koyacağız. Kablo sığabilirse inşallah kabloları da koyabiliriz içine gençler. Ben de sana söyleyeyim böyle. Haberin olsun yani. Arkadaşlar. Şimdi ben kahve aldım. Kahve boş olduğu için ben kahveyi ben kirli bir bardağa götürüp geleceğim beyler. Sonra da görüşürüz beyler. Kendinize iyi bakın. Adi direktriye geldim beyler. Gelmiş bulunmaktayım. Anlaştık seninle gençler. Bu video inşallah anlaşılırsa bu videonun sonuna izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Artık videomuz güzel olmuşsa videolarımızı beğenirsiniz gençler. Abone olduğunuz zaman. Bak o YouTube'dan bindirimler bence de çok önemli. Abone olduğunuz zaman zil işareti var ya, zil işareti gençler. Kanalın zilin işareti basıldığı zaman bütün videolarını, tüm videolarımızı da haberlerde olmuş olacaksınız. Bütün videolarla da sende bir haberlerde gençler. O bildirim bence de gençler çok ilgilendirecek. Bence de açarsınız bu videolar faydalı olur. Bir de çok sevineceksiniz. Bütün videolar faydalı, bir de haberleri olursunuz. Haberlik ayağı olmuş olursunuz. Bütün videolar haberlerde sende. Sende bir haberlerde. Bir de bulaşır seninle gençler. Böyle diyeyim beyler. Evet arkadaşlar. Zilin servis ayakkabı videosu belgeseli verdik. Beyler. Şuradan kanalımızın abone olursanız ID Directory'yi takip edersiniz. Bir de faydalı olur. Bir de çok sevineceğim arkadaşlar. Bir de kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki belgesel ne durum yaşanacak? Hani ayın 3'ü 4'ünde, Eylül'ün ayın 4'ü 5'e yaklaşırsa bir de ID Directory'in kapanışını paylaşırım belki bir dahaki videolarda. Öyle olur yani. Başka şey lazım olmadığı için çok video gelmedi abi. Video çok lazım olmadığı için de çok video atamadık kanımıza. Bir servise gideceğini ayakkabı videosu çekmiştim. Bizi servise gidecekmiş. O yüzden bunun bilgisini vermeye çalışmıştım. O yüzden bilgi vermiştim arkadaşlar. O video bayağı belgesel uzun o video oldu bayağı abi. Bayağı yine de uzun video oldu gençler. Bayağı oldukça yani. Saat şu an kaç beyler? Saate bir gülelim. Saat şu an 1'i geçiyor şu an beyler. Artık videoyu yavaştan ayrıca kapatabilirim de gençler. Arkadaşlar yani. Evet beyler. Öyle değil mi? Televizyonun kumandasını nereye koydum şaşırdım da televizyonun kumandasına bakıyorum abi. Nerede ayrıca? Şimdi... Bu televizyonun kumandası kaybolursa var ya beni gerçek sinir bozuyor beni var ya abi. 5 sürü eşya var ya aidi elektrikte. Televizyonun kumandasının nereli olduğunu deliliğe şaşırıyorum ki bulamıyorum. Beni sinir bozuyor ki. Televizyonu çalıştıramıyorum. Bir şey yapamıyorum. Öyle sinir hakimi bozuyor abi. Ha şimdi buldum. Abi kafam karışıyor ya. Bir de kafam karıştıkça sinir bozuyor. Sonra bir de iyi hissetmiyorum yani. Öyle diyeyim beyler.
Abi ağzım çünkü çok yoruldu. Çok bu videoda var ya, belgesel verdik. Zelin bağlantı birigi. Müşterinin evine gideceğini ayakkabı belgeseli verdim. Kendinize bakın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, bir de kendinize bakın. Adet Elektrik'te YouTube kanalımızda kalın, eser kalın. İyi çalışmalar. Hoşça kalın ve görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.